Ya yine mi ya? Ya arkadaş ben bundan bıktım ya. Yaşıyor mu? Emre nefes alıyor mu? Sakin. Nabız yok. Ali kalk Allah'ım. O kadar söylüyordu. Bu makineler bozuk, bu makineler bozuk deyip duruyordu. Ali önceden gelip durumu sana söylediyse neden yönetime haber vermedin Necip Usta? Verdim, vermez olur muyum? Öyleyse neden gerekli önlemler alınmadı? Bilmiyorum. Sami Bey, servisçiler yarın gelecek demişti. Öyleyse o makine yarına kadar kullanım dışı kalmalıydı. Çok büyük bir hata bu, çok! Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Nasıl durumu? Bekliyoruz. Boşu boşuna beklemeyin. Biz ilgileniriz artık. Şimdi işinizin başına dön. Hemen. Arkadaşımız içeride. Durumu ciddi. Siz nasıl olur da gidip fabrikaya çalışmamızı bekliyorsunuz? Bir işçi kaza geçirdi diye koskoca fabrikada üretim durmaz Deniz Hanım. Ben de üzgünüm. Ama biz buradayız ve biz ilgileniyoruz. Şimdi işinizin başına dönün, hemen. Bir tek işçinin hayatı bile o fabrikadan daha değerli Sami Bey. Elbette işçimizin hayatı daha değerli. Ama biz ilgileniyoruz yönetim olarak. Arkadaşınızın durumuyla ilgili size gerekli bilgiler verilecek. Üretime devam etmekten başka çaremiz olmadığına göre artık işinizin başına dönebilirsiniz. Hemen. Arkadaşımızın durumu belli olana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Mesai saatleri içindesiniz Deniz Hanım. Ali adlı işçiyle biz bizzat ilgileniyoruz. Sami Bey, az önce bir arkadaşımız kaza geçirdi. Öldü mü, yaşıyor mu bilmiyoruz bile. Her şey gözümüzün önünde oldu. Siz hangi duyguyla ya da hangi mantıkla bizi fabrikaya geri gönderiyorsunuz? İnsanız biz. İnsan. Hepiniz aynı fikirde misiniz? Emirlere riayet etmemekte kararlısınız. Öyle mi? Bu tavrınızı rapor etmek durumundayım. Sami Bey, hiç durmayın. Hemen edin. Edin.
Ne istiyorsanız yapın. Biz buradayız. Fabrikaya gitmiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Selam. Leyla yok mu? Geldim. Buralardaydı ama. Evet, ne içiyoruz kızlar? Kahve. Kahve. Bana duyar. Kahve. Ben bir şey almayacağım. Sana da bir kaprisli kokteyl yaptırıyorum o zaman. Simge, niye soğuk asıyorsun? Ne güzel vakit geçiriyoruz işte. Ama ben size söyledim gelmeyeyim diye. Hem bak burada enerjinizi düşürüyorum. Saçmalama. Yüzün, gözün, ağız yapın gülmek için yaratılmış Simge. Bu asık yüzlü Simge, Simge'ye yakışmıyor Simge. Şiir gibi konuştum ha. Selam, ne haber? İyi, senden? İyilik. Bugünkü okul gezimizi senin kafene yapalım dedik Leyla'cığım. Evet, fark ettim. Sen bir baksana bana. Neyin var? Bir şeyim yok, iyiyim. Yok yok, biri üzmüş seni belli. Dur, ben tahmin edeceğim. A, Celal. B, Berna. C, Celal ve Berna. D, Demir. E, hepsi. F, hiçbiri. F yok ki be. Hadi sen git öğrencilerin başında dur Kerem'ciğim. Leyla. Hadi Kerem. Üf, tamam be. Bak konuşmak istersen dinlerim biliyorsun. Tamam. Eğleniyor musunuz bakalım? Doktor Çağan Yiğit Yıldız, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Doktor Çağan Yiğit Yıldız, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Sizin bu yaptığınız resmen direniş. Sami Bey, uzatmayın artık. Mesai saatleri içerisinde İşinizin başında olmakla yükümlüsünüz. Hepiniz. Siz önce çalışma şartlarımızı nasıl iyileştireceğinizi düşünün Sami Bey. Böylesine tehlikeli bir ortamda canımız pahasına çalışmak zorunda değiliz. Direnişse direniş. Protestoysa protesto. Fabrikaya dönmüyoruz. Bakın, yönetim kurulu başkanımızın oğlu da Amerika'dan. Şimdi fabrikaya gelse, üretim tezgahını boş görse ne olur? Bu mu sizin Hikmet Bey'e edeceğiniz teşekkür ha? Bu mu? Kararımız net Sami Bey. Ne olur iyi bir şey söyleyin. Arkadaşlar sessiz olun lütfen. Ali adlı işçiye ilk müdahaleyi kim yaptı? Emre. Emre. Ben yaptım. Çok doğru ve bilinçli müdahale olmuş. Bu sayede kalp tekrar çalışmış. Yani arkadaşınız hayatını bir anlamda size borçlu. Gereken tüm tetkikleri yaptık. Şu an müşahede altında. Endişe edecek bir durumda kalmadı. Arkadaşınız en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür. Yalnız lütfen burada bekle benim artık. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Hadi gözünüz aydın. Ama bu yaptığınız her şeyi, üstlerinize karşı gelişinizi yönetim kuruluna bir bir rapor edeceğim. Artık sonuçlarına katlanacaksınız. Dışarıda iş bekleyen binlerce işsiz var. Unutmayın. Unutmayız. Demek o Amerika'dan dönmüş. Şimdi ne yapacağız? Fabrikaya dönmüyoruz.
Ben alayım canım. Sağ ol. Kerem. Hı. Sen okul yıllarını falan mı özlüyorsun? Yok. Ne alaka? Bir kere de şuraya yaşatın bir kızla gelsene. Şunlara bak, okul kıyafetiyle gelmişler. Ne oldu? Senden daha çıtırlar diye kıskanıyorsun değil mi? Çok kıskanıyorum. Vallahi yaşıtlarımızdan bir hayır görmedik güzelim. Bütün evetler çıtırlarda. Mesela Demir'i düşün. Lise yıllarındaki gibi olsun istemez misin? Ha? Senin peşinden koştuğu yıllardaki gibi. Şimdi ne oluyor? Sen Demir'in peşinden koşup duruyorsun. Ay tamam Kerem, yeter. Al şunları, hadi git. Evet, işte geldim kızlar. Süper. Alın bakalım. Kahve. Kahve. Ben de kahve. Kahve. Bu da Simge'nin kaprisli kokteyli. Teşekkür ederim. Aa, ben bir tuvalete gideceğim. Lavabo nerede? Aa, dur ben de gideceğim. Götüreyim seni. Geliyoruz abi. Senin gibi güzel bir kızı kim üzüyor bakayım? Kimse. Kimse. Benden sana bir tavsiye. Fırsatları değerlendir. Arızal olduğunu çocuk ustabaşına bildirmiş. Ustabaşı da sana bildirmiş. Niye önlem almadınız Sami? Efendim, söz konusu makine için servis elemanlarına haber verdim. Gelip bakacaklardı. Onlar gelip sorunu çözene kadar bu makine çalışmayacaktı. Sonra arıza tamir edilecek ve üretime ondan sonra geçilecekti. Bütün bunları ben mi sana öğreteceğim Sami? Efendim, bu makineyi kullanım dışı tutmamız, yani üretimin yavaşlamasına, dolayısıyla zarara uğramamıza neden olacaktı. Ben de fabrikanın çıkarlarını düşündüğüm için... Anladım Sami. Tamam, anladım. Şimdi bunlar iş koşullarına bahane edip iş başına dönmüyorlar, öyle mi? Evet efendim. Bunlara elebaşları bu Deniz'le Emre'ydi değil mi? Evet efendim. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bu disiplinsizlik raporunu Hikmet'e sun. Eğer Hikmet'i ikna edersen bütün işçileri kovarsın. Tamam mı? Sonra da ben onaylarım. Yalnız Hikmet'i mutlaka ikna etmen lazım. Anladım efendim. Derya seninle yaşadıklarını anlata anlata bitiremiyor. Çok eğlenceliymişsin. Değil miyim? Öylesin. Bir dahakine siz de gelirsiniz. Benim Doruk'la tanıştırırım sizi. Keşke o gün çektiğimiz fotoğrafları da Facebook'a koyabilseydim. Ablan görecek diye mi endişeleniyorsun? Okula ektiğimi bilmiyor sonuçta. Bu arada ablam bizi öğrendi. Seninle tanışmak istiyor. Tanışmak istiyor. Hı-hı. Benimle. Evet. Niye? Nasıl niye? Kardeşinin erkek arkadaşıyla tanışmak istemesi garip mi? Hayır canım.
Yani bir abla olarak merak edecek tabii. Yani çok normal. Olur ya. Tanışırız bir ara. Zaten ablayı ben de merak etmeye başlamıştım artık. The abla. Ya kızlar, benim artık kalkmam lazım. Saçmalama Simge, ne kalkması ya? Ne güzel muhabbet ediyoruz. Bütün gün suratını astın zaten. Ya tamam, siz devam edin işte. Ne oluyor şimdi sana? Ya gitmek istiyorum işte. Allah Allah. Tamam, bozulma hemen. Yani baksana, mekan süper. Biraz havan değişsin istedim. Ya ben de geç kaldım zaten Derya. Biz gidelim, siz takılın. Üf, tamam, kalkıyoruz hadi. Kerem, kusura bakma, biz kalkmalıyız. Tamam tamam. Rahat olun, ben bırakırım sizi. Sen dağıtır mısın oğlum? Tabii efendim. Eğer sendikalı olsaydık iş bırakma eylemimiz karşısında korkumuz olmazdı. Çünkü sendika haklarımızı korurdu. Ama yine de doğru yapıyoruz böyle yaparak. Yani şartlarımızı iyileştirsinler, fabrikaya geri dönelim. Ben yanındayım Deniz. Biz de yanındayız. Evet. Bu hareketimiz yönetimin dikkatini çekecektir. Bundan sonra da böyle ihmallere mal vermemek için daha temkinli davranacaklar. Evet. Ali Instagram'a resim koymuş. Ay canım ya, baksana. Ay. Ver bakalım. Fotoğraf koyduysa iyi demek ki. Ah canım, serumlarla çıkmış. Deli mi? Gördün mü? Bir de altına sıkıntı yok yazmış. Yok. Tam serseri ya. Artık sar alemlere geri döndüğüne göre tamamen iyileşti demektir. Ucuz kurtardı, ucuz. Evet. Allah korudu vallahi. Evet. Emre'nin ilk müdahalesi olmasaydı. Artık yarın taburcu ederler. Yakında bizi de fabrikadan taburcu ederler. Arkadaşlar, topluca iş bırakmak ciddi bir eylemdir. Abisi, tırsıyorsan git özür dile Sami'den. Dön tezgahın başına. Hikmet Bey bu işe ne diyecek acaba? Hikmet Bey çok babacan adam. Bence Sami'yi susturur. Hem hani baklava börek getirdi ya, o Emre'ye nasıl baktığını fark etmediniz mi? Bir işimiz hastaneye kaldırılmış. Orhan Bey olmasa haberim olmayacak. Telaşlanacak bir şey yok Hikmet Bey. İşimizin durumu gayet iyi. Biliyorum Sami Bey, hastaneden geliyorum. Bir işçimizin hastaneye kaldırılması benim telaşlanmam için yeterli bir sebep. Mesai arkadaşları nerede, diğer işçiler? Protesto ediyorlar efendim ve çalışma koşullarını. Kendilerini uyardım ama işbaşı yapmadılar. Yani işlerinden olacaklarını da söyledim. İşte efendim. Deniz Arıkan ve Emre Aktaş isimli iki işçimiz ele başlar efendim. Hepsi burada. Tüm detaylarıyla, isim isim. Ama efendim, ne yaptınız? Dosyayı kapattım. Bu olayda %100 suçlu olan biziz Sami. Yarın sabah üretim yerinde işçilerle görüşeceğim. Bana bunu organize eder misin Orhan? Tabii. Ama ne bombaydı ya, değil mi? Ne oldu? Ne bombası? Ya Sami Bey söyledi ya, Hikmet Bey'in oğlu Amerika'dan dönmüş diye. Evet evet.
Yakında gelir fabrikanın başına. Üf, Sami Bey yetmezmiş ki. Bir de oğlu gelecek başımıza, öyle mi? Aman canım, şimdi Amerika'dan sonra fabrika açmaz onu. Olur mu? Daha bacak kadar çocukken her gün geliyordu fabrikaya. Yani Hikmet Bey benim oğlanla oynasınlar diye getirirdi. Elimde büyüdü çocuk. Şimdi yolda görsem tanımam. Çok yaramaz bir çocuktu. Çok bu Hikmet Bey'in oğlu. O zamanlar bizim iş yerinin çevresi inşaatlarla doluydu. Benim oğlanı da baştan çıkarıp inşaatın tepesinden aşağı atlıyorlardı. Fakat bir keresinde o kadar kötü düştü ki bacağına mı şuralarla bir yerine mi tam 8 dikiş attılar. Ama gıkını bile çıkarmadı, helal olsun. Evet. Tamam, gelsin. Merhaba. Hoş geldin kızım Leyla. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şöyle, iyiyim, sağ ol. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ben aslında Demir'i görmek için gelmiştim. Demir neden bu kadar çok çalışıyor? Ben neden Demir'in yüzünü hiç göremiyorum? Size sormak istemiştim Hikmet amca. İyi ettin tabii, iyi ettin. İyi ettin de yani ben de çocuğa çok yüklendiğimin farkındayım. Ama işte bir projemiz var. Onun da onda yer almasını istiyorum. Yani hep şirkette, hep toplantıda olunca ben de şansımı burada denemek istedim ama anladığım kadarıyla şirket dışındaymış, öyle mi? Evet, öyle. Kafeyi kapatıp ben de fabrikada mı çalışmaya başlasam acaba? Böylece Demir'in yüzünü daha çok görebilirim. Sana kapımız her zaman açık, biliyorsun. Teşekkür ederim. Size çikolata almıştım, onu ikram edeyim. Oh, öyle mi? Ama sakın Gülsün duymasın, diyetimi bozuyorum diye çok kızıyor bana. Yok, merak etmeyin, aramızda kalır. Şundan alayım bir tane. Ben de sana bir şey ikram edeyim. Yok, benim hemen kafeye dönmem lazım. Demir'i biraz daha az çalıştırırsanız ben de arada sırada yüzünü görebilirim. Mesaj alınmıştır. Tamam, teşekkür ederim. O zaman tekrar kolay gelsin, görüşürüz. Tabii. Ya bunun gibi daha neler neler ya. Yani benim oğlan da az dayak yemedi ona uyuyor diye. Ya. Senin oğlan ne yapıyor şimdi? Üniversiteyi bitirdi, veteriner oldu. Hadi ya. Kemal çocukluğunda da hayvanları seviyordu herhalde. Öyle. Nerede bir kedi, köpek görse eve getirip tedavi ediyordu. Canım benim ya. Sen benim oğlanın adını nereden biliyorsun? Ya Necip Usta, sen söyledin ya adını. Nereden bileceğim? İçeri söylüyorum Çak. Söyle. Üç tane daha çay gönderir misin buraya?
Ya. Çok karışık bir gündü ama sonu güzel bitti. Evet. Sen bana bir şey söyleyecektin. Söyleyemedin bugün. Neydi o? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. Benden o efsane ablana da selam söyle lütfen. Tamam, söylerim. E hadi görüşürüz o zaman. Tamam. Hadi. Araba yıkılıyor. Öyle. Kızlar, bu arada ablam eve gelmemiştir. Bize gidelim mi? Olur, gidelim. İyi, peki. Yalandan nefret ediyorsun. Aslında anlıyorum seni. E yalanı kim sever ki? E tabii ki öyle ama... Bak şöyle düşünsene. İnsan bazen istemeden de olsa yalan söylemek zorunda kalabilir. Yani yalan söylemeyi istemese de sırf mecbur olduğu için yalan söyleyebilir yani. Bence insanlar korkaklıktan yalan söyler. Dürüstlük cesaret işidir. Ben kardeşime de hep bunu anlatıyorum. İnsan yalan söyleyen birine saygı duyabilir mi? Tabii ki doğru bir davranış değil yani. Ben olsaydım gerekçesini dinlerdim. Sen korktuğu için yalan söyledi diyorsun. Belki de bahsettiğin korku, sevdiğini kaybetme korkusudur. Yani insan belki de istemediği şekilde bir yalanın içine düşmüş ve yalanı sürdürmek zorunda kalmış olabilir yani. İnsan birini seviyorsa, asıl en çok ona yalan söylememesi lazım. Sahip olmadığın bir şeyi kaybedemez. Ama sevdiğinin güvenine sahipsen, kaybedecek çok şeyin var demektir. Haksız mıyım? Haklısın. Gerçek yalandan daha hızlı koşar. Yalan ya da sır ne kadar saklanmak istenirse istersin, er geç ortaya çıkar. Bayıldım. Harika bir mekandı. Kesin bir daha gidelim. Ama benim sevgilim de çok tatlı değil mi? Bizimkisi aşık olmuş Simge. Geçmiş olsun. Kusura bakma da Nazlı, insan böyle sevgilisi varsa aşk kaçınılmaz bir yerde. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Bence bu kadar acele etme Derya. Ben de babaannemi kaybettiğimde böyle hissetmiştim. Nasıl hissetmiştin? Senin gibi. Hiçbir yere sığamazdım. Hep sıkıntılıydım. Seninki taze tabii. Hiç geçmeyecekmiş gibi hissediyorsun değil mi? Aynen. Hiç geçmeyecek gibi. Hiç geçmiyor biliyor musun? Sevdiğiniz insanın geri gelmeyeceğini bilmek çok acı veriyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Baş etmeyi öğreniyorsun. Yani hayat devam ediyor diyorlar ya. Gerçekten hayat devam ediyor her şeye rağmen. Ne diyeceğim sana? Böyle yapma. Bağır, çağır, konuş, ne bileyim bir şeyler yap. Ama içine atma. Yoksa böyle gelgitli olursun. Tamam mı? Tamam. Ne demek istedin Simge, acele etme falan? Yani tanımaya çalış diyorum Derya. Hem insanın gözüne bir perde iner ya aşktan. O perde inmeden önce iyi bak karşındakine.
Ne oluyor Simge, neden böyle konuşuyorsun? Ya Kerem'in tavırlarından hoşlanmadım, tamam mı? Hep gözü dışarıda çocuğun. Yani seni üzmesin, bütün derdim bu benim Derya. Bir dakika, bir dakika. Gözü dışarıda derken? Ya kızlar ben kalkayım artık ya, hadi size iyi akşamlar. Bir dakika Simge. Bir dakika ya. Sen ne demek istedin öyle, gözü dışarıda falan? Cevap ver Simge, nereden anladın? Konuşsana, sana mı asıldı, nereden anladın? O kadar aşk sarhoşsun ki görmüyorsun bile. Başka Ümit Yaşar Oğuzcan okurum. Ne tür romanları var? Romancı değil, şair. Hiç duymadın mı? Duydum. Az önce duydum. Ya tamam, itiraf ediyorum. Ben senden önce hiç şiir okumuyordum. Ama senden sonra şiir okumaya başladım. Alışkanlık yapar bak. Vallahi öyle oluyor zaten. Tamam, o zaman sana bir şiirini okuyayım. Tabii. Çok güzel. Sen var ya, hayatımda gördüğüm en kıskanç insanmışsın. Ben mi kıskancım? Ya tamam, kavga et. Bir dakika Nazlı. O okuldaki çocuk senden değil benden hoşlandı diye gıcık oldun değil mi? Okuldaki o çocukla ne ilgisi var ya? Benim bir erkek arkadaşım var Simge. Ben tercih ettiklerim tarafından tercih ediliyorum. Hatta senin tercih ettiklerin tarafından bile. Tabii kıskanacaksın beni. İnanmıyorum ya, şuna bak. Dün bana hiçbir erkek aramıza bile giremez diyen kız bu mu şimdi? Ya Simge, Derya tamam yeter. Ben hala lafımın arkasındayım, tamam mı? Hiçbir erkek için arkadaşımı satmam. Ama sen bu değeri hak etmiyorsun. Sen bu kıskançlığınla, bu fesatlığınla, hatta erkek arkadaşım attığın iftirayla bundan sonra benim bir merhabamı bile hak etmiyorsun. Oo, bu çoktan aşktan kör olmuş bile. Ya Simge nereye? Git o arkadaşın teselli et Nazlı. O kadar zavallı ki buna ihtiyacı var. Ben de bir tane şiir biliyorum. Senin Cemal Süreyya okuduğunu öğrendikten sonra ben de şiirlere merak sardım. Hatta bir tanesini ezberledim. Okusana. Ya yok, ben senin gibi okuyamam, boş ver. Ya oku lütfen. Emin misin? Evet. Tamam. Oydu. Bir bakışta tanıdım onu. Kuşlar bakımından uçarı. Çocuk tutumuyla beklenmedik. Uzatmış ay aydınlık karanlığıma, nereden uzatmışsa tenha boynuma. Dünyanın en güzel kadını oydu. Saçlarını tarasa, baştan başa Rumeli. Otursa, ama hiç oturmaz ki. Kan kadını, rüzgar dağıtlarını hep andım. Ne yaşanır olduğunu. En çok neresi mi? Ağzıydı elbet. Bütün duyarlılıklara ayarlı. Öpüşlerin türlüsünden elhamdülillah.
Alo? Anne? Tamam, geliyorum. Anne, biraz işim var benim. Tamam. İzmir'e mi gidiyorsun? Ne? Anne, İzmir'e mi gidiyorsun? Ha. Ya evet, çok özlemişler beni. Ben de onları özledim. İlk fırsatta gideceğim yanlarına. Git tabii. Böyle zamanlarda yalnız bırakma onları. Ay kuzum, o kaza senin başına gelseydi ben ne yapardım annem? Anne, sorun kazanın kimin başına geldiği değil, neden olduğu. Baba, nasıl bu kadar ihmalkar olabiliyorlar? Ben Sami ile konuştum. İhmalden ziyade yanlış bir yerden bakmış duruma. Bu makine bize üretim için lazım. Bir gün dahi kullanım dışı kalsa zarar ederiz düşüncesiyle almaması gereken bir risk almış. Demek ki adam fabrikanın faydasını gözetmiş. Sami'nin işçilere karşı tutumundan hiç hoşlanmıyorum ben baba. Bak oğlum, bir iyi bir kötü polis vardır her fabrikada. İşçilere karşı biraz sertçe tavır alıyor olabilir ama bu bazen disiplin için gereklidir. Vallahi baba, benim gözlemlediğim kadarıyla işçiler işini gayet iyi yapıyor. Bana göre Sami'nin tutumu yanlış. Daha dün bir, bugün iki. Adam yıllardır dirsek çürütmüş bu işte. Hemen tenkide kalkma. Neyse. Ben fabrikaya gidiyorum, gecikeceğim yoksa. Görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Arkadaşlar, buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ali kardeşimiz taburcu edilecekmiş. Biz de kendisine dinlenmesi için izin vereceğiz. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. Tepkinizi anlıyorum ama işinizin başına dönseniz daha iyi edersiniz. İş bırakmanız bize hiçbir fayda sağlamaz. Hikmet Bey, arızalı bir makine haber verildiği halde onarılmadan arkadaşımız tarafından kullanılmaya zorlanıyor. Sizce bir ihmal yok mu bu durumda? Böyle bir şeyin bir daha başımıza gelmeyeceğini nereden bileceğiz? Yani can güvenliğimiz tehlikedeyken nasıl üretime devam edebiliriz? İşçilerin üretimle ilgili şikayet ve önerileri yeterince ciddiye alınmıyor ki bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bundan sonra makine onarım ve kontrolleri için sizden daha sıkı tedbirler alınmasını talep ediyoruz. Siz de takdir edersiniz ki bozulan bir makinenin yerine yenisi gelebilir veya onarılıp tekrar üretime kazandırılabilir. Elektrik kaçağı gibi ciddi meseleler halledilmezse İşçilerden biri hayatını kaybedebilir ve o hayatı asla geri getiremezsiniz. Muhakkak. İşçilerimizin hayatı bizim için çok önemlidir. Bu konuda zerre kadar kuşku duymayın. Başta evde sizi bekleyen sevdiklerinize karşı sorumluluklarımız var bizim. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. En başta tabii ki tedbirleri sıklaştıracağız ve umarım bundan böyle buradaki gibi bir olay daha yaşanmayacak. Peki Hikmet Bey, Sami Bey'in hakkımızda hazırladığı rapor ne olacak? Onu işleme koyacak mısınız? O rapor kapandı. Gönül rahatlığıyla işbaşı yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Örneklerimizi giyelim mi? Giyelim.
Kızım vallahi saçmalıyorsunuz ya. Saçmalayan ben miyim onu sence? Kaç yıllık arkadaşız biz. Böyle bir sebepten küslük olur mu? Nazlı, Simge'nin söylediklerini duymadın galiba. Kıskançlıktan resmen kafayı yedi. Erkek arkadaşımın ona asıldığını iddia ediyor ya. Tamam, sakin sakin konuşalım işte. Belli ki yanlış bir anlaşılma var ortada. Boşuna nefesini tüketme. Benim onunla konuşmaya hiç niyetim yok. Harika olmuş. Teşekkür ederim baba. Bir şey unutmadın mı kızım? Evet babacığım, unuttum galiba, haklısın. Heh. Makarnanın sosuna fesleğen koyacaktım, onu unutmuşum. Hay Allah. Leyla, senden özür dilemeni bekliyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol, sana da. Sağ ol. Özür dilemeni bekliyorum dedim. İsrar etme Celal'cığım. Ben ondan böyle bir olgunluk beklemiyorum zaten. Alıştım artık. Gençliğine veriyorum. Ne demek şimdi bu? Sen olgunluk gösterebilirsin. Ama ben bunu kabul edemem. Dernekten arkadaşımı tanımıyordu. Samimiyetimizi yanlış anladı herhalde. Onu tanımıyor olabilir. Ama seni tanıyor. Özür dileyecek. Leyla. Leyla. Özür dilerim Berna. Rica ederim Leyla. Bugün bizden birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Arkadaşımız Ali'nin hayatını erken ve bilinçli müdahalesiyle kurtaran Emre Aktaş'a. Eliz lütfen. Fabrikaya geleli henüz 15 gün bile olmadan yalana, haksızlığa ve birileri tarafından üçkağıtlara maruz kaldı. Ama o hep yanımızda oldu. Evet, ben dahil tüm arkadaşlarım ona ön yargılı davrandık. İnanmadık, dışladık. Ama o pes etmedi, yılmadı. Bizden biri olduğunu tüm yüreğini ortaya koyarak bize gösterdi. Ön yargının ne kadar yanlış bir şey olduğunu da gösterdi. Birkaç gün sonra Ali arkadaşımız burada olacak. Bizimle birlikte yemek yiyecek, gülecek. Bunun mimarı Emre Aktaş'tır. Emre gerçekten
tüm içtenliği ve dürüstlüğüyle bizden biridir. Ona tüm Sarmanoğlu çalışanları adına küçük bir hediyeyi Necip Usta verecek. Çok teşekkür ederiz Emre. Açsana. Çok, çok güzel bir hediye. Hepiniz ayrı ayrı sağ olun, var olun. Merhaba. Merhaba. Çay getirmiştim de. Sağ ol. Ne istiyorsun? Ya ben tekrardan seninle konuşmak... Şansımı denemek istiyorum Derya. Öyle bir şansın yok. Derya, ne yaptın? Necip Usta, tam bey yerinde yok. Ya şu arıza yapan makine vardı ya, onun bilgilerini getirdim. Masasının üstünde bırakabilirsiniz. Tamam. Ya darlandım ama ısrar etme Nazlı. Gelmek istemiyorum işte. Ben bu gerilime dayanamıyorum artık. Yeter ya. Aramıza kalma Nazlı. Git. Simge'yi yalnız bırakma sen de. Çocuğun üstüne de çayı boca ettin. Yazık. Yeter artık. Kimseyi çekemeyeceğim. Şu surat hak edecek. Ne yaptım ben ya? Benden sana bir tavsiye. Fırsatları değerlendir. Nasıl gidiyor kahraman? Sağ ol usta. Sen gelsene benimle. Bir çay ısmarlayayım sana. Çay mı? Evet. Necip Usta çayı. Gel. Sağ ol ustacığım. Hak ettin ama. Bir süredir seni izliyorum da... Acemiliğini bayağı atmışsın üzerinden. Alıştık tabii usta. Sen daha önce çalıştığın şirkette başka bir departmandaydın değil mi? Tabii çeşit departmanlarda çalıştım ben. En son nerede çalıştın? En son? Hı hı. Tekstil demek istedin herhalde. Aynen öyle. Tekstil. Ne yapıyordun orada? Ne yapacağım usta, çalışıyordum. Tabii çalışıyordun da yani hangi biriminde demek istedim? Yani ütüde mi, paketleme mi, kalite kontrol mü?
Onu demek istedim. Ha, ütüdeydim. Son ütü. Anladım. Bu tekstilde Cemal Usta diye biri vardı. Onu da tanırsın herhalde. Çok yakın arkadaşımdır. Cemal Usta? Ya ütüdeyim demedin mi? Aynı birimde oydu. Ha. Cemal Usta mı? Hı hı. Tamam, şimdi çıkardım ya. Çok iyi adamdı. Yok ya, ben yanlış hatırlıyorum galiba. Cemal Usta başka bir yerde çalışıyordu. Ben karıştırdım. Vallahi yani bizim orada da bir Cemal Usta vardı. Tesadüf oldu herhalde. Evet, gerçekten büyük tesadüf. Usta, ben müsaadeni alayım. Yapacak çok işim var. Çay için sağ ol. Tamam tamam, git sen. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Ne diyor Necip Usta? Ali ile ilgili konuştuk biraz. Yaptıklarını hiçbirimiz unutamayacağız. Yaramaz bir durum var mı? Aa, yok, hoş geldiniz. Her şey yolunda Orhan Bey. Yarın makineyi değiştiriyorlar. Hadi hayırlısı. Kolay gelsin Necip Usta. Orhan Bey. Efendim? Biz birkaç kişi işçileri temsilen Hikmet Bey'le görüşmek istiyoruz. Kendisini ziyaret etmek istiyoruz. Bu isteğimizi kendisine bildirir misiniz? Tabii ama ne zaman çağırır ya da çağırır mı bilemiyorum. Efendim, siz isteğimizi belirtin yeter. Peki Necip Usta. Necip Usta arkadaşlarıyla gelmek istiyor. Anladım. Ben duruma bir bakayım, seni haberdar ederim. Görüşeceksiniz yani. Tabii ki. Onlar da ailemin birer parçası sayılırlar. Orhan. Zaman ve mekanı sana bildiririm. Sen de Necip Usta'ya iletirsin, tamam mı? Peki efendim.
senin oğlan ne yapıyor şimdi? Üniversiteyi bitirdi, veteriner oldu. Hadi ya. Kemal çocukluğunda da hayvanları seviyordu. Öyle. Sen benim oğlanın adını nereden bildin? Bir arkadaşa bakacaktım da. Arkadaşa bakacakmış. Kimmiş arkadaşın? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Kim oturuyor burada? Kim oturuyorsa oturuyor. Seni ne ilgilendirir? Burası özel mülk hemşerim. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin buraya. Polis çağırmadan yürü git şimdi. Tamam. Polise gerek yok. Ben gidiyorum. Yürü. Tamam. Kurdu vallahi sen. Vallahi Emre sağ olsun ya. Allah ondan razı olsun. Çok sağ olsun. Aynen babacığım, Emre sağ olsun. Oğlum biz seni arkadaşlarınla baş başa bırakalım. Biz annenle içerideyiz, tamam mı? Babacığım. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, sanal alem yıkıldı. Şimdi ben iyiyim, sıkıntı yok diye yazdım, tamam mı? Onlarca, ne? Tonlarca geçmiş olsun mesajı aldım ya. Çok seviliyorum ya. Ali, bir şikayetin yok değil mi ablam? Vallahi henüz kimseyi çarpmadım. Sıkıntı yok. Özlettin mi abisi? Hadi dön artık aramıza. Lan deli, çok korkuttun bizi. Bir ara hiç uyanmayacaksın sandım. Gel buraya, gel. Kardeşim benim. Benden kolay kurtuluş yok Bekir. Sıkıntı? Yok. Ya Necip Usta nerede bu arada? Ya ben onu gelirken aradım açmadı. Ya ulaşamadım Necip Usta'ya. Allah Allah. Nerede ki? Ooo Necip Usta, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Facebook'taki çiftlik işlerini iyice kaptırdın kendine bakıyorum. Yok be oğlum, başka şeye bakacağım. Kolay gelsin o zaman sana. Eyvallah. Demir sarman oğlu. Sadece isimle ilgili birkaç bilgi var.
kolejde okumuş. 1987 doğumlu. Şu an Amerika'da eğitim görmektedir. Görsel sonuç alınamadı. Allah Allah. Biz kalkalım artık ya. Ha, durun durun, bir fotoğraf çekelim. Facebook ve Twitter'da paylaşacağım arkadaşlar. Baba! Baba! Ya. Efendim oğlum? Baba bizi bir çeksene ya. Paylaşacağım da. Arkadaşlar gelin gelin. Hadi bakalım. İşin gücün resim ya. Face'e mi koyacağım? Her şey. Face, Twitter. Çarpılma hatırası. Baba başka yerlere girme, tamam mı? Hadi tamam. Çek, sıkıntı yok. Gülün bakalım. Yuttum. Yuttun mu? Yuttum. Çektim. Sarman oğlu Temir. Görsel sonuç anlamadı. Ya nasıl olur koskoca fabrikatör oğlu? Hep yemek yaparken bitmek zorunda bu tüp. Derya'cığım, şu tüpçüyü arar mısın? Tüp bitti. Tamam. Derya? Efendim? Ver bakayım o telefonu. Bu senin telefonun mu? Kerem'in hediyesi. Sana gösterecektim de fırsat olmadı. Yavrum, bu çok pahalı bir hediye. Neden kabul ettin bunu? Çok ısrar etti, ben de kıramadım. Çocukla tanışmak istediğimi söylemiştim sana. Ne zaman tanıştıracaksın? Biliyorum ablam da şöyle işleri çok yoğunmuş. En kısa zamanda ben sizi tanıştıracağım. Söz. Tamam. Hadi ara tüpçü. Tamam. Efendim. Ne yapıyorsun kardeş? İyi, evdeyim. Ben de Derya'yı çalacağım evden. Uzun bir gece yaşamayı planlıyorum. Takılmak ister misin? O kız sana göre değil demedim mi ben ya? Ya amma taktın kafayı sen şu kıza ya. Bana bak. Yoksa başka bir şey mi var? Ne diyorsun lan sen? Neyse neyse, sen bak ev haline. Ben Derya'mla takılırım. Lan! Alo! Kerem! Alo! Ey Allah, gerizekalıya bak ya. Ben de Derya'yı çalacağım evden. Uzun bir gece yaşamayı planlıyorum. E sen bak ev haline. Ben Derya'mla takılırım. Uzun bir gece yaşamayı planlıyorum. Ya amma taktın kafayı sen şu kıza ya. Ben Derya'mla takılırım. Sinir? Anne gelmem ben bu gece. Kerem'de önemli bir işim var. Zaten onda kalırım, tamam? Merak etme. Hadi oğlum, babama söyle arabasını aldım. Hadi beraber. Ay Allah, haber de vermemiş. Ne var, ne oldu? Demir bir hışımla çıktı evden. Kerem'de kalacakmış bu gece. Öyle mi? Saat kaç oldu acaba? 9'a geliyor. Madem Demir Kerem'de kalacak, o zaman sen çayın altını yakıver. Hayırdır? Misafirlerimiz gelecek. Kim geliyor? Fabrikadan birkaç değerli işçimiz. Görsel sonuç yok. Bulunamıyor.
Hikmet Sarmanoğlu Demir Sarmanoğlu. Orhan Bey. Alo, Orhan Bey buyurun. Öyle mi? Peki efendim. Nerede? Villaya. Orada olacağız efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim Necip Usta. Bizi mi bekliyor? Nasıl yani? Koskoca Hikmet Sarmanoğlu'nun evine mi gideceğiz şimdi? Tabii tabii, gelirim, gelirim. Tamam, ev nerede? Kanlıca'da. O zaman ben hazırlanayım, siz geçerken beni alın, birlikte gidelim, tamam. Tamam, tamam Necip Usta. Tamam, görüşürüz. Demir'e ait hiçbir şey bırakma ortada, tamam mı? Tamam, tamam. Hem bu insanları niye ofisine çağırmadın ki? Orası daha riskli. Burası hiç değilse kontrol altında. Ne yapalım? Biz de bu oyunun bir parçasıyız artık Gülsüm Hanım. Demir de iyi yolda ilerliyor işte. Vallahi bir açık verirsek rezil rüsva oluruz el aleme. Sen rahat ve doğal ol yeter. Her şeyi Demir'in iyiliği için yapıyoruz, unutma. Evet. Bunları ne yapayım, nereye koyayım ben şimdi? Şöyle bir yere koyuver canım, hadi. Böyle bir şey yaşıyorum. Patronumuz bizi evinde ağırlayacak. Babacan adamdır. Hem belki şu Amerika'dan gelen oğluyla da tanışırız ha? Evet, ben de merak ediyorum nasıl biri acaba? Hoş geldin. Eyvallah. Ya Kerem, yapma öyle şeyler. İnanamıyorum. Buradasın. Ben de inanamıyorum. Genelde ablam gece pek dışarı çıkmaz. Bugün apar topar çıktı. Kerem, dünyanın sonu geliyor galiba. Kızları da alsaydın. Ha, aileleri sorun yaratırdı değil mi? Aynen. Israr ettim ama gelmediler. Simge de bunalımda. Olur öyle şeyler ya. Dert etme sen. Takma kafana. Yok canım, takmıyorum. Yani onunkisi kronik depresyon. Alıştık artık. Hem Nazlı ile bana ayak uyduramaz zaten. Hadi ya. Hep öyle midir peki? Gayet eğlenceli bir kıza benziyor aslında. Sen onu daha tanımıyorsun ki. Yeterince bir zaman geçir, o zaman anlarsın ne demek istediğimi. Ne içelim bir tane?
Buyur, alacağım. Üstü kalsın, eyvallah. Vay, vay, vay. Demek bu eve girdin ha Demir Efendi. Usta, hadi gelmiyor musun? Tamam, tamam, geliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Otur. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizi sormalı. İyiyiz. Evet. Bizi evinize kabul ettiğiniz için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Ne demek? Biz de her zaman bekleriz fabrikaya. Ya fabrika zaten dolumun değil mi? Makine yarın komple değişecek. Hayırlısı olsun. Hastanedeki çocuk çıktı değil mi? Çıktı. Durumu çok iyi. Ay maşallah. Sizin de Amerika'dan oğlunuz gelmiş. Gözünüz aydın. Evet geldi. Ne yapacak? Sizinle mi çalışacak Hikmet Bey? Tabii önce biraz adapte olmasını bekleyeceğiz. Sonra da kendisine bir şey bulmaya çalışacağız elbet. Hayırlısı olsun. Daldın gittin bir yerlere Necip Usta? Yok hayır. Şimdi arkadaşları temsilen geldik ya buraya. Size nasıl teşekkür edeceğimizi düşünüyordum. Biz size teşekkür ederiz. Evet içkiler de geldi. Canım bu özel günün şerefine. Evet. Demir. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Selam. Derya'cığım, senin yaşın böyle yerlere girmek için uygun mu? Ay ben girişte kapıda şey oldu da. Ben onu kapıda hallettim kardeşim. Sen rahat ol. Öyle mi yaptın? Hı. İyi. Gel bir konuşalım kardeşim bir seninle. Şey vardı ya işle ilgili. Bir gel gel. Gel be. Müsaadenle geliyoruz. Kardeşim ben sana geçen gün ne dedim? Yanlış yapıyorsun oğlum. Kardeşim sen iyi misin ya? Derdin ne lan? Şurada kız arkadaşımla eğleniyorum gelmiş garip garip laflar ediyorsun bana ha. Hey Allah'ım ya. Oğlum git kendi yaşıtın biriyle takılsana. Şimdi bana bak. Senin iyiliğin için yapıyorum biliyorsun değil mi? Oğlum ben bana neyin iyi geldiğini bilmiyor muyum ya? Hep sen mi biliyorsun her şeyi? Sen şimdi masaya git. Kızcağızı eve bırak tamam? Demir. O istediği için burada kardeşim. Benimle olmak istediği için. Takılmak istediği için.
Bir şey mi var? İyi, hadi bakalım. Kızım, kızım hem kendi başını belaya sokacaksın ya. Bırak, bırak. Oğlum sen şu Amerika'dan döndüğünden beri çok değiştin ha. Hiç yaramadı sana kardeşim. Oğlum o kız sana göre değil. Değil. Bağırma, bağırmadan konuş be. Olay çıkarmak mı istiyorsun? Bana bak, sen şimdi git Derya'nın yanına de ki... Seni eve bırakacağım. Bir daha da hiç görüşmeyeceğiz. Tamam. Şaka mısın sen ya? Ha? Eğleniyoruz oğlum burada biz. Kardeşim. Hemen. Şimdi. Ulan amma kastın ha. Amma kastın. Tamam, tamam. Kerem ne oluyor? Çok sıkıldım ama ben. Derya. Canım. Benim çok acil bir yere gitmem gerekiyor. Seni de eve Demir abin bırakır. Hadi o zaman görüşürüz. Seninle de görüşürüz Demir. Kerem ne oluyor, saçmalama. Kerem. Kerem nereye? Kerem. Ne oluyor? Bir şey oldu yok, gel ben seni eve bırakayım gel. Bu arada Necip Usta bizim en eski aile dostumuzdur. Eski evimize çok sık gelirdi. Tabii buraya ilk defa geliyor. İnşallah bundan sonra sık sık bekliyoruz. Vallahi her şeyin bir ilki vardır. Hayırlısı. Hayırlısı. Necip Usta, nedir bu hayır muhabbeti? Sabahtan beri hayırlısı aşağı, hayırlısı yukarı. Hayır. Derya, ben telefonu evde unuttum. Ama zaten yolumuzun üstünde yani, çok yakınız. Orayı alsam sen geç kalmış olur musun? Ha yok, olmaz. Al tabii. Sen emniyet kemerini takmamışsın. Taksana hadi. Kalksak, ha? Müsaadenizi istesek. Neden? Biraz daha kalsanız ne güzel sohbet ediyorduk. Oğlumuzun arayanı çok galiba. Öyle.
ben lavaboyu kullanabilir miyim? Ben göstereyim kızım. Oğlumuzun telefonu sende kalsın. Gelmek üzereyiz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kerem'le tartıştınız mı? Kerem'le mi? Yok canım. Ya bir mesele vardı, halletmesi gerekiyordu. Onu hatırlattım Kerem'e. Zaten işle ilgili yani. Biz kalkalım artık. Siz bilirsiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Bu arada bazı hediyelerimiz vardı sizin için. Ha, evet evet. Bir dakika. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz eli boş geldik. Samimiyetiniz yeter bize. Ha, sağ olun. Derya'cığım, hemen telefonu alıp geliyorum. Tamam. Galiba ne güzel. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Hemen geliyorum. Allah Allah. Baba ne oluyor Allah aşkına? Senin ne işin var Nusat'ta burada ya? Baba ne demek ne işin var? Eve geldim. Emin miyim şimdilik evin değil senin burası. İçeride iyi arkadaşların var. İşçi arkadaşların fabrikadan. Seni işçi olarak tanıyanlar. Ne? Aha şuraya yazıyorum. Bizimle tanışmaya gelmeyecek. Oğlu mu? Neden? Patron çocukları biraz havalı olurlar. Belki babasına çekmiştir. Ne yaptın Allah aşkına ya? Ne yapayım? Annen senin Kerem'de kalacağını söyledi. Ben de onları davet ettim. İşte o kadar. Hadi. Hadi al şu telefonunu. Ha, hadi. Güle güle yavrum. Güle güle yavrum. Koş 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 koş. Hadi koş. Baba. Hadi git. Hadi git. Hadi hadi hadi. Git git. Hadi git. Ablacığım ne yapıyorsun? Evdeyim. Tamam, ben de birazdan eve geliyorum. Geç oldu, yat uyu artık istersen. Tamam ablacığım. Hadi görüşürüz. Tamam oldu. Görüşürüz, bay bay. Geldim. Kusura bakmayın. Ne oldu? Demir Bey nerede? Geldi de arkadaşına gidecekmiş. Telefonunu verdim gitti. Bu arada daha geniş bir zamanda sizinle tanışmak istediğini de söyledi. Bu arada birkaç hediyemiz daha vardı bizim. Evet. Onlara bakalım. Evet. Ben sana ne dedim? Vallahi doğru. Ne kadar kaba, kibirli birisi bu. Yani bir merhaba demek bu kadar mı zor? Buyurun. Teşekkürler çok olsun. Buyurun. Artık. Nasılsın? Teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Biz artık izninizi istesek. Buyurun.
Sen de iyi de niye bu oyuna kaptırdın kendini Hikmet Bey? E ne yapayım? Heyecanlanınca kendimi daha iyi hissediyorum. Hadi ben yatmaya gidiyorum Gülsüm. İyi, ben de toparlanıp geliyorum. İnşallah fabrikanın başına geçmez Hikmet Bey'in oğlu. İnşallah. Yani babasının işçilerine bir selamı çok gören kibirli biri patron olunca kim bilir neler yapar. Belli ki Hikmet Bey'in oğluyla ilgili başka planları var. Bizimkiler? Uyudular. Tamam. Hadi iyi geceler. Sana da. Geldim işte. Ne söyleyeceksin bana? Bugün Kerem hakkında söylediklerini düşündüm. Düşünme bence ya. Kıskandığım için uydurmuşumdur ben. Bence bu konuyu burada kapatalım. Yok. Bu konu öyle kolay kapanacak bir konu değil. Kerem hakkında söylediklerin de yenilir yutulur şeyler değil. Kusura bakma Derya ama söylediklerim çok doğru. Tamam. Madem doğru olduğunu düşünüyorsun. Kanıtla o zaman. Saçmalama ya. Nasıl kanıtlayacağım ben sana bunu? Benim aklımda bir şey var. Deniz, biz seni bırakalım. Yok Necip Usta, boşu boşuna yolu uzatmayın. Yok yok, olmaz. Bu saatte tek başına. Peki beyler, sağ olun. Bu nezaketinizi Hikmet Bey'in oğluna da öğretirsiniz artık tanışınca. Öğretiriz Deniz. Tanışınca öğretiriz. Sen ciddi misin ya? Evet. Bunu nasıl yapacağım? Simge, yapacak mısın, yapmayacak mısın? Erkenden gittiler Demir Bey. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Tamam, sağ ol. İşçimizi tanıştırayım. Emre Aktaş. Memnun oldum. Ben de. Sizin bölümde çalışacak. İlgilenirsiniz. Ha, tabii efendim, tabii. Hayırlı olsun Emre. Kolay gelsin. Sağ ol Orhan amca. Yani Orhan Bey, sağ olun. Önden yürü.
Müdürümüz Sami Bey, yeni işçimiz Emre Aktaş. Selam. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Emre, siparişin geldi. Pizzacı seni bekliyor. Ha, süper. Süper de ben geri gönderdim. Ne yaptın Necip Usta? Geri mi gönderdin? Yiyecektim ben onu. Ya sen burayı babanın yeri mi sandın? Öğle arasında yemek siparişi vermek suç mu? Ben sevmiyorum kapuska. Vallahi ister sev, ister sevme. Burada kim ne yiyorsa sen de onu yiyeceksin. O yapmadı, ben çaldım kartları. Ne? Ne diyorsun sen? Deniz'in bir suçu yok. O kartları Deniz'in çantasına alıp ben koydum. Çıkışta arama ihtimaline karşı yakalanmamak için kendimi garantiye almak istedim. Serviste kimse görmeden kartları alıp satacaktım. İtiraf ediyorum. Anlattığım gibi ihtar verip yolladılar. Siz ne sandınız ki? Muhbirlerini işten kovacak değiller ya. Biz olsak çoktan kapı önündeyim. Doğru. Belli ki işlerine yarıyorsun. Yoksa şimdiye kadar seni çoktan şutlamışlar. Diyelim doğru söylüyorsun. Ha? Senin tuzun kuru mu? Babandan miras mı kaldı? Kovulmaktan neden korkmuyorsun? Evet, burada 3 kuruş kazandığımız işimizi kaybedeceğiz diye aklımız çıkıyor bizim. Sen neye güveniyorsun? İşten çıkarılmış olabilirdin şu an. Ne olursa olsun, kovulmak bir insanın haksızlığa uğramasına göz yummaktan daha iyidir bence. Bu arada usta, acemi macim dedin ama senin yakamadığın mangalı yaktı çocuk. Nasıl becerdin? Tabii o kadar barbekü mesaimiz oldu. Barbekü mü? Barbekü ne lan? Amma sosyetik çıktın sen. Bu arada ben de her bölüm için ayrı ayrı börek ve baklava yaptım. Afiyetle yiyin. Elinize sağlık. Afiyet. Rica etsem bunları sen dağıtır mısın? Tabii efendim. Ali önceden gelip durumu sana söylediyse neden yönetime haber vermedin Necip Usta? Verdim. Vermez olur muyum? Öyleyse neden gerekli önlemler alınmadı? Bilmiyorum. Sami Bey, servisçiler yarın gelecek demişti. Öyleyse o makine yarına kadar kullanım dışı kalmalıydı. Çok büyük bir hata bu. Çok! Yönetim kurulu başkanımızın oğlu da Amerika'daydı. Hadi ya. Kemal çocukluğunda da hayvanları seviyordu. Herhalde. Öyle öyle. Benim oğlanın adını nereden bildin? En son nerede çalıştın? En son? Hı. Arkadaşına gidecekmiş. Telefonunu verdim gitti. Bu arada daha geniş bir zamanda sizinle tanışmak istediğimi de söyledim. Birkaç gün sonra Ali arkadaşımız burada olacak. Bizimle birlikte yemek yiyecek, gülecek. Bunun mimarı Emre Aktaş'tır. Kim olduğunu biliyorum artık. Günaydın. Günaydın. Usta günaydın, serviste yoktu bugün. Kuşetler mi bizi? Thank you.
Demir.